Merhaba değerli arkadaşlar. Mülakatlarda çıkabilecek sorularla ilgili kısa videolar yapıp atacağım. Burada da genel bir sınıf öğretmenliği ile ilgili mülakatta gelebilecek yerlere bir değinelim. Önemli konular var. Değişen yeni programla beraber, yeni müfredatla beraber dikkat edeceğimiz soru gelebilecek önemli yerler var. Bu mülakatlarda bilenle bilmeyen muhtemelen ayrılacak. Çünkü bilmeyenlerin yapamayacağı bir mülakat sistemi olacağı benziyor elde ettiğimiz izlenimlere göre. Şimdi arkadaşlar bunları biliyorsunuzdur. Neydi? Dinleme, izleme, D harfi. Daha sonra buradaki birinci sınıf. Daha sonra da 3 numarada 3. çıktı numarası. Yukarıda çıktı numaralarıyla ilgili de videomuzu koymuştuk. Burada tema güzel davranışlarımız. Burada arkadaşlar bununla ilgili kazanım sorulacaktır size. Mesela örnek veriyorum. Bu konuyla ilgili eğilimler nelerdir diye bir soru gelebilir. Burada merak etme ve odaklanma var. Alan becerileri nelerdir bu konuyla ilgili denildiğinde? Bununla ilgili mülakat komisyonlarına birçok örnek gönderilecektir. O örneklerden sorulacağını biliyoruz. Komisyonda zaten uzman öğretmen ve baş öğretmenlerden oluşan sınıf öğretmenleri de olacaktır. Burada da alan becerileri sorulduğunda ne diyeceksiniz? Dinleme, izleme, okuma, konuşma, yazma becerileri kazandırılır şeklinde cevap vereceksiniz. Daha sonra mesela sosyal duygusal öğrenme becerileri nelerdir? Öğrenciye neler kazandırır şeklinde sorular gelebilir. Kendini tanıma, öz farkındalık becerisi, iletişim becerileri, değerler nelerdir? Bununla ilgili insani değerlerle birlikte milli ve manevi değerleri ifade eder. Yani saygı, sevgi, çevreyi koruma gibi şeyler söylenebilir. Yani bununla ilgili arkadaşlar o anda bir şeylere cevap vermeniz beklenecek. Sizin birikiminizi, bilgi birikiminizi ölçmeye dayalı bir sistem olacak. O yüzden dolayı da yani puanlarınız net puanlar olacak. Verdiğiniz cevaplara istinaden yani biliyor mu, bilmiyor mu? Yani ara yerde bırakacak yorumların çok çok az olacağı söyleniyor. Daha sonra inceleyelim. Disiplinler arası ilişkilerle ilgili hangi yerlerde bağlantısı vardır bu konunun şeklinde. Ne denir? Birbiriyle bağlantılı farklı disiplinlere ait bilgi ve becerilerinin ilişkilendirilmesini içeriyor. Matematik denmiş, hayat bilgisi, görsel sanatlar. Nedir? Konumuz, tema, güzel davranışlarımız. Ne diyor? Bu temada iyi bir insan olmanın, toplumda güzel davranışlarla örnek olmanın önemi ile ilgili dört okuma ve dinleme metni işlenirken ilk okuma ve yazma sürecine ilişkin belirlenen öğrenme çıktılarına ulaşmak amaçlanır. Tema boyunca A, N, E, T harfleri ve 1, 2, 3, 4 rakamları öğretilmektedir. Bir şiir ve 3 öyküleyici dinleme metni temada yer almaktadır denmiş. Şimdi arkadaşlar mesela şöyle bir şey gelebilir. Şöyle bir şey gelebilir. Anahtar kavramlar denilen bir husus var. Onu da gösterelim. Disipline ait başlıca anahtar kavramları ifade eder. Anahtar kavramlar ahlak, ailede sorumluluk alma, azim, cömertlik, güven, merhamet, nezaket gibi. Yani örnek veriyorum. Bu tarz anahtar kavramlar sorulabilir. Anahtar kavramlarınız nelerdir denilebilir bu dersle ilgili. Öğretme-öğrenme yaşantıları, temel kabuller işaretleyelim. Temel kabuller, fiziksel, bilişsel, sosyal, duygusal gelişim alanları açısından okul olgunluğuna sahip olduğu hazırlık çalışmaları öngörülen yeterli ulaştığı kabul edilmektedir. Ön değerlendirme süreci, köprü kurma, özellikle bu köprü kurma üzerinde
duracaklarını düşünüyorum ben sınıf öğretmenliği için. Ses kaynaklarından çıkan seslerle yapılan işitsel algı çalışmaları ile ses öğretimine temel oluşturulur. Hazırlık çalışmalarında işitilen ses ile harf arasında boyama ve çizgi çalışmaları ile harflerin temel formu arasında bağlantı kurulur. Daha sonra arkadaşlar neler var? Burada bunları kısa videolarla sizlere arkadaşlar önemli gördüğüm noktaları aktaracağım. Burada genel olarak bir bilgilendirme yapmak istedim ben. Mesela şöyle gelelim. Diyor ki birinci sınıf ilk okuma yazmaya hazırlık çalışmaları. Ders saati 10. Alan becerileri dinleme, izleme, okuma, konuşma, yazma. Şimdi size şunu soracaklardır öncelikli olarak. İlk okuma yazmaya hazırlık çalışmalarında ders saati olarak kaç ders saati uygundur diye. Bu kesinlikle gelecektir arkadaşlar. Yani bunun altını çizeyim. Farklı konularla ilgili farklı ders saatleri var. Bu sorulacaktır. 10 ders saati programdaki gibi uygun görülmektedir şeklinde bir cevap vereceksiniz. Programda belirtildiği üzere 10 ders saati uygun arkadaşlar. Alan becerileri nedir? Bununla ilgili alan becerileri nelerdir? Dinleme, izleme, okuma, konuşma, yazma. Bu şekilde. Kavramsal beceriler, bu konuyla ilgili kavramsal beceriler nelerdir şeklinde, kazanımları nelerdir şeklinde bir soru gelebilir. Bu da ne olacak? Yazmak, çizmek, bulmak, seçmek, belirlemek, işaret etmek, çözümleme, karşılaştırma. Dinler arası ilişkiler neler diye soru gelecektir. Matematik, hayat bilgisi, görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi ve oyun şeklinde sorular gelebilir. Bunları arkadaşlar şimdi öğrenme çıktıları ve süreç bileşenlerine de değinelim. Genel olarak şunu söyleyebilirim. Yeni müfredata, yeni programa muhakkak bakın. Mesela öğrenme çıktıları ve süreç bileşenleri ne demiş? Dinledikleri, izledikleriyle ilgili anlam oluşturabilme. Dinlediği sesin kaynağını tahmin eder. Dinlediklerini, izlediklerini çözümleyebilme. Doğal ve yapay ses kaynaklarından çıkan sesleri ayırt eder. Yani öğrenme çıktıları ve süreç bileşenleri size sorulabilir. Şu şekilde öğrenme çıktılarıyla ilgili iki tane çıktı söyleyiniz şeklinde. Ne diyeceksiniz burada? Dinledikleri, izledikleriyle ilgili anlam oluşturabilme. Dinledikleri, izlediklerini çözümleyebilme. Dinlediği sesin kaynağını tahmin eder. Doğal ve yapay ses kaynaklarından çıkan sesleri ayırt eder gibi. Boyama ve çizgi çalışmaları yapar şeklinde yazılı anlatım becerilerini yönetebilme konusunda. Bu şekilde arkadaşlar. Burada da aynı şekilde. Ya şu zaten kesinlikle gelebilecek konulardan birisi öğretme, öğrenme uygulamaları. Burada bu konuyu öğrencilere nasıl öğretebilirsiniz, hangi öğretim yöntem tekniklerini kullanabilirsiniz şeklinde soru gelecektir. Ya da direkt bu konuyu bize anlatın şeklinde bir soru gelmesi beklenmekte. Şimdi burada arkadaşlar önemli olan birkaç konu var. Güdülenme, öğretmeniyle, arkadaşlarıyla, okulla ilgili olumlu tutum geliştirmelerini sağlamak ve yeni duruma karşı merak uyandırmak için drama, oyun, tekerleme, ninni ve mani söyleme gibi etkinlikler yaptırılır. İlk okuma yazmaya hazırlık öncesinde bu etkinlikler tamamlanır. İlgili etkinlikler sosyal, duygusal, fiziksel ve dil gelişimine katkı sağlayabilecek nitelikte olmalıdır denmiş. Öncelikle bu hazırlık aşamasının tamamlandığından bahsetmeniz gerekir. Daha sonra da dediğim gibi artık bu konuyla ilgili bir tekerleme
O anda aklınıza gelen bir şey söylenebilir. Dediğim gibi bununla ilgili bir etkinlik o anda hemen planlanabilir komisyon karşısında. Bu şekilde değerli arkadaşlar. Yine kısa videolarla sizlere yeni videolar atmaya devam edeceğim. Hoşça kalın.